Aslında yumurtalığın fonksiyonlarından biri olan yumurtlama bir kistin içerisinde yumurtanın olgunlaşması hadisesidir. Her ay her kadında bizim folikül dediğimiz küçük bir kistçik içerisinde yumurta olgunlaşması devam eder. Yaklaşık 2 adetin ortasında 2 santimlere eriştiği zaman bu kistçik patlar ve içerisine bir miktar kan dolarak başka bir yapı haline alır. Bu fizyolojik değişiklikler bazı aylar bazı kadınlarda 2 santimetreden daha büyük boyutlarda olabilmektedir. 3, 5, 6 santimetre çaplarında kistler olabiliyor. Biz bu tür yumurtlama sürecinde karşımıza çıkan kistlere fonksiyonel kistler demekteyiz ki bunları 1 ya da 2 adet dönemi beklediğimizde kendiliğinden kaybolduklarına şahit olmaktayız. Bunun karşısında bir de başka tedavilerle ortadan kaldırılabilecek kistik hastalıklar vardır. Kist demek sadece içinde sıvı bulunduran bir yapı demektir ki yumurtalığın birçok tümörü hep kistik yapıda karşımıza çıkarlar. Kuşkusuz yumurtalığın bazı kanserleri de kist şeklinde kendini gösterir. Bazı iyi huylu hastalıklar, uğurlar da kendini kist şeklinde gösterir. Halk arasında çok bilinen çikolata kistleri de bir kist türüdür. Yine dermoid kist dediğimiz vücudun bütün hücrelerinin bir yan yana bulunduğu bir özel tümör tipi olan, içinde saç, kıl, diş benzeri yapıların bulunduğu tümörler de bir şekilde kist olarak görülebilirler. Bu kistlerin varlığına, büyüklüğüne, yerine, kanser kuşkusu taşıyıp taşımadığına, hastada verdiği rahatsızlığa, hastanın yaşına, gelecekte çocuk doğuracak olup olmayışına göre bir tedavi planı çizilir.